Ben Erdal Barış Yıldırım. Fotoğrafçı, gezgin ve doğa severim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir rotayla karşınızdayız. Antalya'dayız. Kara Demlik başlıyor. Kara Demlik'ten herkese merhabalar efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir rotayla karşınızdayız. Antalya'dayız. Antalya'nın o bilinen görüntülerinin dışında doğasını, daha yukarısını, bizce daha güzel yerlerini sizlere göstereceğiz. Ve rotamızın ilk durak noktası Akseki merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Göktepe Yaylası. Sonrasında yola devam edeceğiz ve oradaki Dipsiz Gölü de göreceğiz. Buraya gelmek için Akseki'nin içerisinden eski Konya yoluna gireceksiniz. Konya'nın takip ettikten sonra yayla yoluna saptığınız zaman böyle şahane bir yoldan, her türlü araçla girebileceğiniz bir yoldan hafif hafif tırmanarak yaylaya varmış olacaksınız. Yol gerçekten çok keyifli. Sağlı sollu sedir ağaçları, biraz daha yukarılarda ardıç ağaçlarının eşliğinde, gölgesinde yolu kat ediyorsunuz. Gideceğimiz yeri çok merak ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık bir 10 kilometre daha gittikten sonra Antalya rotamızın ilk durak noktasına varmış olacağız. Yaklaşık 2200 rakıma geldik. Torosların eteğindeyiz. Yıldızlı Dağları tam şurada. Oranın rakımı da yaklaşık 3000 rakım. Onun eteğinden 2200 rakımdan yola devam edeceğiz yaylaya ulaşmak için. Hem araba dinlensin hem de biraz biz dinlenelim diye burada durduk. Burada neden durduk? Şu görmüş olduğunuz vadi yörüklerin, göçer yörüklerin yerleşim yeri. Tabi bu mevsimde gidiyorlar. Mayıs gibi geliyorlar. Karşı tepemde de gördüğünüz üzere yörük evleri var. Tam taşların arasına yapılmış korunaklı yörük evleri. Yörükler için çok kıymetli olan çirişotunun en yoğun yetiştiği bir vadi burası. Çirişotu biraz pırasaya benzer. Yörükler onu çok sever. Onunla sütle çorba yaparlar ama çok tüketmezler. Çünkü bütün vücudu temizler. Senede 2-3 defa yerler. Çok kıymetli bir yerdeyiz. Artık 2000 rakım üzerinde olduğumuzu nereden anlıyoruz? Ağaçlar kesildi. Sadece ardıç ağaçlarını görüyoruz. Ardıç ağaçlarında şöyle bir özelliği var. Kesmesi suç. Çünkü o ardıç ağacı ardıç kuşunun meyvesini yemesinden sonra fermante olup dışkılandıktan sonra tohumla birlikte büyüyen bir ağaç. Öyle dikmeli büyüyen bir ağaç değil. Çok yüksek rakımlarda oluşan bir ağaç. Buraya çıkarken gerçekten taşına hayran oluyorsunuz. Etraftaki taşları bir görseniz sanki el işçiliğiyle kesilmiş, biçilmiş taşlar. Hayran kala kala tırmandık. Her türlü araçla çok rahatlıkla gelebilirsiniz buraya kadar. Ama bizim daha yaylaya biraz daha yolumuz var. Şuraları görmek istedim. Hem o kesik taşları, hem o yörük evlerini, hem de tam karşımda Yıldızlı Dağları'nı görüp biraz dinlenip şu yaylanın, şu dağın esintisini biraz hissedip ondan sonra yola devam etmek istedim. Yörükler işte bu vadilerde. Bütün buraları ezbere biliyorlar. Ta Doğu Toroslar'dan, Orta Toroslar'a, oradan Batı Toroslar'a kadar bu dağlardan göçe göçe, yerleşe yerleşe, yaşaya yaşaya hayvancılık yapmaya çalışıyorlar. Yörükler gerçekten saygı duymayı hak ediyorlar. Gerçekten fazlasıyla hak ediyorlar. Neyse biz yola devam edelim. Üşüdüm. Thank you.
Göktepe Yaylası, Boğazyurt mevkiindeyiz. 2100 kadar bir rakımdayız. İnanılmaz güzel, keyifli bir yolculuk yaptık. Çok sık durduk. Buraya gelene kadar o kadar çok güzellik gördük ki inanın kopamadık. Yani insanlar genelde yeşil yolculuklar sever, yeşillerin içerisinde. Evet, o yolu da yaptık. Sedir ağaçlarının içerisinden, ladinlerin arasından yeşil de gördük ama ondan sonra o taşlı yol daha da güzeldi. Hele o yıldızlı dağların eteklerindeki o yörük evlerinden sonra daha da bambaşka bir resim ortaya çıktı. Aşağıya inmeye başladık. 2300-2400 akımdan aşağıya indiğimizde de yayla alanına geldik. Çok güzel bir yayla. Diğer yaylalardan farklı bir yayla. Hani Karadeniz'de görmeye alışık olduğumuz yaylalardan şöyle bir farkı var. Burada tarım da yapılabiliyor bu rakımlarda. Herkesin kendi küçük bahçesi var. Yani buraya gelen yaylacı şehre bağımlı kalmıyor. Yazın bu bölgedeki komple yaylalar, yani Torosların bu kısmında 70 bine yakın yaylacı yörük yaşıyor. Bu mevkide de, yani Göktepe Yaylası'nda da yaklaşık 1500 kişi mevsiminde buraya geliyor. Mayıs ayında özellikle yörükler kar erirken buraya geliyor. Tam böyle Ağustos sonu, Eylül başı gibi de dönüşler başlıyor ama bu dönüşler havaya göre Kasım'a kadar da bulabiliyor. Buraya yazın gelseniz de yani Haziran, Temmuz'da karşı tepelerde kar görmeniz mümkün. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum çünkü aşağı ineceğiz, Dipsiz Göl'e gideceğiz. Köyde birkaç fotoğraf çekeyim, yaylada içeriye gireyim. Ondan sonra bir sonraki rotamıza devam edelim. Artık günde hızı düşmeye başladı. Şu evin güzelliğine bayıldım. Bir de şunun. Yaylanın kendi içerisine has bir mimarisi var. Tabi buradaki doğal kaynak taş olduğu için evlerin çoğu taştan yapılmış. Buradaki yaylacıların temel geçim kaynağı küçükbaş hayvancılık ve arıcılık. Gayet normal. Toroslardayız. Özellikle baharda, yazda çiçeğin envai türünün yer aldığı bir yerdeyiz. Arıcılık burada yapılmayacak da nerede yapılacak? Bir havzanın içerisinde, vadinin içerisinde yayladaki bu mevki, içeride derin bir yerde. Bu bölgede çok yayla var zaten ama biz gölü de görmek için bu güzergahı seçtik. Eğer siz de Torosların özellikle Akseki tarafındaki yerlere gelmek isterseniz mutlaka burayı tercih etmenizi öneririm. Çünkü buradan tekrar Bozkır yoluna bağlanacaksınız. Yani Konya-Antalya yoluna bağlanacaksınız asfalttan. Tekrar Akseki'ye dönüp bambaşka bir güzel rotaya daha gireceğiz. Bir kervan yolunda yürüyeceğiz. İnşallah yetiştirirsek. Şuradan bir fotoğraf daha çekeyim. Ondan sonra yola devam edelim. Dedim ya, bahçecilik yapılıyor, tarım yapılıyor. Bakın kendi evinin önünü ekmiş. Marulunu, maydanozunu, soğanını ekmiş burada. Yiyebileceğini yemiş, alabileceğini almış. Sonra köyüne dönmüş, yaylada bırakmış. Hala da mahsul var burada yani. Göktepe Yaylası'ndan yaklaşık 6 kilometre Torosları dolana dolana geldiğimiz yer Dipsiz Göl. Alacabeli istikametine doğru hareket ediyorsunuz. Konya Antalya yoluna yaklaşık 13 kilometre mesafede Hocalı Yaylası'nın içerisindeki Dipsiz Göl'ün çapı yaklaşık 60 metre ve suyu 4 mevsim hiç eksilmeden kalıyor. Tabii biz akşam üstüne kadar geldik. Asıl rotamıza dahil değildi ama buraya kadar gelmişken akşam da olsa görmek istedik burayı. Burası özellikle bahar ve yaz aylarında üzerinde nilüferler açmasıyla çok daha güzel bir hal alıyor. Bir de ilginçtir ki burası tam böyle Konya Bozkır ilçesi ile Antalya Akseki ilçesi arasında Hocalı Yaylası'nda. Hocalı Yaylası da Antalya Manavgatlıların geldiği bir yayla. Böyle garip bir konumu var gölün. Her türlü araçla gelebileceğiniz güzel bir göl, küçük bir göl, krater bir göl. Gelin buraya da görün. Ondan sonra yola devam edersiniz diye size nacizane tavsiyemiz. Akşam oldu artık. Biz bu gece Akseki'de konaklayacağız. Sabah rotamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Thank you.
Dün akşam Toroslar'ın zirvesinden başlayan seyahatimiz, alacakaranlıkta çektiğimiz dipsiz gölden sonra Akseki'nin Sarı Hacılar köyündeyiz. Çok ilginç bir köydür. Bile isteye burayı rotaya dahil ettik. Çünkü burada şahane bir eski kervansaray yolu var. Trekking yolu var. Buradan Akseki'ye kadar yürüyüş var. İsterseniz Akseki'den girip buradan çıkabilirsiniz. İsterseniz Sarı Hacılar köyünden girip Akseki'den çıkabilirsiniz. Oraya yürüyeceğiz. Ama öncesinde neden bu köy önemli bizim için? Neden rotaya dahil ettik? Yaklaşık 700-800 yıllık bir köy, bir ticaret köyü ve içerisinde köyle yaşıt bir taş cami var. Caminin de şöyle bir özelliği var. İçerisinde Sultan Reşat'ın orijinal sancağı olmakla birlikte Kabe örtüsü de bu camiye hedilmiş. Onun dışında Sakalı Şerif ve Topkapı Sarayı'na hediye edilmiş seccadeleri de barındıran çok güzel bir cami, tarihi bir cami. Köy çok ilginç gerçekten. Çünkü zamanında burası dericilik, kaşıkçılık ve dokumacılıkla meşgul olan bir köydü. Ticaretin başkentiydi, bölgedeki başkentiydi, kavşak noktasıydı. Buradaki diğer köylerin çoğu aile aile, sülale sülale bir köy iken burası kozmopolit bir yapıya sahipti. Ticaretle uğraşan herkesin gelip veya satın alıp ticaretle uğraştığı bir köydü. Ama zamanla İpek yolunun önemini kaybetmesiyle birlikte, ticaretin şekil değiştirmesiyle birlikte köyde önemini yitirdi. Yavaş yavaş böyle yok olmaya başlamıştı ki köye dönüşlerle birlikte, buraya yapılan yatırımlarla birlikte tekrardan ihya olmaya başladı. Bu köyde bir konakta kalabilirsiniz. Bayağı böyle oteli olan bir köy, restoranı olan bir köy, etnografi müzesi olan bir köy. Buradaki Yörük kültürünü, Türk kültürünü yansıtan objeleri içerisine barındıran özel bir teşebbüsle kurulmuş. Bu müteşebbis kim? Mustafa Kavasoğlu. Bu köye geldi, 10 yıl önce yerleşti. Otel kurdu, restoran kurdu, işletmeler kurdu ve müzeler kuruyor. Hem de aslını koruyarak ihya etmeye çalışıyorlar. Ve buradan kervan yoluna yürüyüşümüz başlayacak. Yaklaşık 3,5-4 kilometre bir yürüyüş yolumuz var. Şimdi köyün arkasından dolanarak o yola gireceğiz. Ve Akseki'den çıkıp buradaki rotamızı sona erdirip Antalya'daki rotamızın bir diğer lokasyona doğru yolculuğumuz başlayacak. Köy içerisinden dolaşarak, köydeki evleri görerek kervan yoluna girdik. Artık parkur buradan başlıyor. Bu yolun sonu Akseki'ye doğru yaklaşık 4 kilometre. Burada başka yürüyüş yolları da var ama bu yol çok kıymetli, çok önemli. Biz buraya yürüyeceğiz. Ondan sonra diğer rotamıza gideceğiz. Haydi bakalım. Ay bismillah. Kervan yolunda yaklaşık 1-1,5 kilometre yol kat ettikten sonra Akseki istikametine doğru hemen sol tarafta küçük bir han bizi karşılıyor. Bu han neden küçük? Yolculuğa başlarken söylediğim gibi bu bölge ticaretle uğraştığı için buraya gelen tüccarlar, kervancılar buradaki köy odalarında veyahut da burada yaşayan insanların misafir odalarında kalırlardı. O yüzden buradaki han küçük. Hanlarda kervanda develerin yürüme mesafelerine göre işte bir deve günde 50 kilometre yürüyorsa 50 kilometrede bir han yapılırdı ki insanlar dinlensin, konaklasın, ihtiyaçlarını gidersin diye. Şimdi bu kervan yolu aslında İpek yolunun bir kolu. İpek yolu Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan büyük bir ticaret yolu. Eskiden nasıldı işte Mezopotamya üzerinden Çin'e bağlanan yol Anadolu'dan Avrupa'ya giderdi. Bir de bunun deniz yolu vardı. Hatta İskenderun'dan Avrupa'ya deniz yoluna bağlanırdı. Daha sonra düşündüler ki bunu biz karadan da götürelim. Ne yapıldı? Buraya bir kervan yolu yapıldı. Hatay'dan Alanya'ya gelen bu kervan yolu Alanya'dan iki noktaya ayrılıyor. Bir tanesi Kayseri, Erzurum, Trabzon üzerinden Karadeniz'i takip ederekten Avrupa'ya gidiyor. Diğeri de buradan yine Alanya, Konya istikametinden devam ederek Eskişehir, Bursa'dan Marmara'ya, oradan yine Avrupa'ya gidiyordu. İşte o güzergahın
önemli noktalarından bir tanesi bu kervan yolu. Dönemin AVM'siydi burası. Tarhacılar Köyü'nde bu kervan yolu üzerinde pek çok böyle taş yığınaklarını görüyorsunuz. Üst üste yarım duvar kalmış, kimisi yıkılmış. Aslında bunların hepsi birer ev, eski hane. Kervan yolu boyunca da bunları görebiliyorsunuz. Yol kıyısında böyle pek çok yerleşim yeri olduğunu, ev olduğunu anlayabiliyorsunuz ama şu anda köyün merkezi çekilmiş küçük bir noktada o ilk girdiğimiz yerdeki o tarihi camın etrafına kadar çekilmiş. Şu anda burası sadece turistik ve kültürel tarihi amaçlı kullanılan bir yol olmuş. Yani insanlar burayı zamanında ticaret için kullanmış, arşınlamış, yürümüş ama şimdi sadece doğanın içerisinde yürümek için kullanılan bir yol haline dönüşülmüş. Düşünün buradan neler yürümüş, kimler yürümüş, neler geçmiş, ne hikayeler yaşamış bu yol. İşte biz de o hikayelerin bir tanesini sizlere taşıyoruz. Kendi hikayemizi taşıyoruz, bu yolculuğu taşıyoruz. Yürüyelim, Akseki'den çıkacağız. Daha 2-2,5 kilometre yolumuz var. Onu kat edelim, yolu tamamlayalım. Ondan sonra diğer rotaya devam edelim. Sarıhacılar'dan Akseki ilçe merkezinin girişine kadar eski kervan yolundan yürüye yürüye keyifli bir yürüyüşle 4 kilometre yolu kat ettik. Sonbahar sıcak, lakin bireyi çıkarınca üşüyorsunuz, öyle ilginç bir hava. Bu rotayı bitirdik. Şimdi Antalya'daki rotamızın bir sonraki durak noktasına biraz soluklandıktan sonra yol almaya başlayacağız. Normalde Sarıhacılar Köyü ilçe merkeze 6-7 kilometre yol dolanıyor ama bu kervan yolu yürüyüşle 4 kilometre. Haydi bakalım. Ay, bismillah. Antalya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Hava artık ısınmaya başladı. Akseki'den Manavgat ilçesine doğru, sahile doğru inişimiz başladı. Biraz dar bir yol, tehlikeli bir yol. Dikkatli araç sürmeniz gerekiyor her an karşınıza ve önünüze tır çıkıyor. Sollamak için de dikkatli olmanız lazım. Yaklaşık 150 kilometrelik bir yolumuz var. O 150 kilometre sonra da gideceğimiz yer Kepez ilçesindeki Düden Şelalesi. Orayı göreceğiz. Ondan sonra da kamp alanımıza geçeceğiz. Antalya rotası en yüksekten yüksek rakımlardan başladı. Deniz seviyesindeki rakımlarda bitireceğiz. Daha sonra da yine hafif yukarılarda Isparta, Burdur, Antalya aralarındaki bir yerde de kampımızı yapıp programı nihayete erdireceğiz. Yol çok keyifli. Ladin ağaçların arasından yemyeşil bir yolculuk. Torosların eteklerinden aşağıya doğru kıvrıla kıvrıla süzülüyoruz. Yer yer iniş, yerler yokuş ama keyifli. Buranın da şöyle bir özelliği var. Kış mevsiminde pek çok Antalyalı bu bölgeye geliyor. Akseki taraflarına geliyor kar görmek için. Bu yollar o zaman çok daha kalabalık oluyor. Çok daha yoğun oluyor. Merkezlere kar olmadığı için bu mevkilere çok ziyaretçi geliyor kar görmek için. Antalya'daki rotamızın son durak noktası olan Düden Şelalesi'ne geldik. Gerçekten çok güzel bir mesire alanı içerisine dökülen bir şelale. Çınar ağaçlarının arasındayız. Tabii ki buranın da
çok tarihi hikayeleri var. Bunlardan bir tanesi de Büyük İskender'in bu bölgeyi fethe geldiğinde atlarını burada suladığına dair edindiğimiz bilgiler. Burası neresi efendim? Aslında tarihte Pamfilya bölgesi, Likya ile Kilikya arasında yer alan bir bölge. Aspendos'u ile Perge gibi şeylerin içerisinde barındırır ki Perge de bu bölgedeki başkent, tarihi bir başkenttir. Fethi için burası önemli bir noktadır Büyük İskender için. Burada dinlenir, atlarını sular, ordu dinlenir ve buradan sefere çıkılarak bu bölge tamamen fethedilir. Böyle bir hikayesi de vardır buranın ama doğanın içerisinde gerçekten muazzam bir yer. İçerisinde her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz pek çok tesis var. Düzen Şelalesi hakkında bilgileri size aktardıktan sonra Antalya'daki kampımıza geçeceğiz. Ateşimizi yakacağız. Perdemliğimizi ateşin üzerine atıp programı nihayete erdireceğiz. Daha şelaleyi görünmedim gezmekten ve etrafı keşfetmekten görünce zaten sizinle de paylaşacağım. Düden Şelalesi'nin hemen altındayız. Yaklaşık şelale ile aramda 50 metreden fazla mesafe olmasına rağmen bütün partiküller buraya kadar gelmektedir. Tabi burası bölgede farklı isimler ile de anılıyor. Bir ismi de İskender Şelalesi. Neden İskender Şelalesi deniliyor? Büyük İskender'in Pamfilya bölgesine sefere giderken atlarını burada sulayıp ordusunu burada dinlendirdiği için İskender Şelalesi olarak da biliniyor. Düdenbaşı olarak da biliniyor. Pınarbaşı olarak da biliniyor. Düden Şelalesi'nin su kaynağı Burdur Isparta yolunun 28. kilometresinde Pınar Gözü denilen mevkideki iki karstik çukurdan çıkan kaynağın birleşmesi nihayetinde buradan dökülmesiyle oluşuyor ama fakat suların hepsi karadan buraya gelmiyor. 14 kilometre yer altından gidiyor. Kaynaktan çıktıktan sonra iki kol birleşiyor. 14 kilometre yer altından gidiyor. Varsak mevkinde tekrar su yüzeyine çıktıktan bir süre sonra tekrar yer altına giriyor. 2 kilometre yer altına aktıktan sonra buradan dışarıya çıkıyor ve bu muazzam güzel görüntü ortaya çıkıyor. Burası Varsak mevkiinde Kepez ilçesine bağlı bir yer. Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Güzel bir mesire alanı, dinlenebileceğiniz, şelaleyi görebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, çay içebileceğiniz bütün imkanları içerisine barındıran şahane güzel bir yer. Şimdi buradan kampımıza gidelim ve Antalya rotasını nihayete erdirelim. Antalya rotamızın kamp alanına geldik. Karacaören 1 barajının kıyısına kadar yanaştık. Orman içerisinden, yeşillikler arasından süzüle süzüle buraya geldik. Odun toplamak için geldim buraya ama burası gerçekten hakim bir tepecik diyelim. Sanırım ateşimi burada yakıp çayımı burada içeceğim, programı burada bitireceğim. Araba zaten çok uzakta değil. 360 derece hakimiz yani bütün her tarafa. Sandalyeyle çaydanlığı getireyim. Burada programı nihayet erdireyim. Thank you.
Antalya rotamızın sonuna geldik. Torosların eteğinde Karacaören 1 baraj gölünün kıyısında programı nihayete erdirdik. Antalya malumunuzdur ki doğudan batıya çok uzun, geniş bir şehir. Onun yanı sıra da güney-kuzey istikametine doğru Torosların eteklerine kadar genişleyen bir şehir. Konya'nın sınırına kadar gelen bir şehir, Isparta sınırına kadar gelen bir şehir. Hem kıyı turizmi hem de doğa turizmi çok gelişkin bir şehir. Tarihi kültürü çok gelişkin bir şehir. O yüzden neresine gidersek gidelim Antalya'da herhangi bir doğal güzellikle, herhangi bir tarihi güzellikle karşılaşmamak mümkün değil. İşte biz de böyle Antalya'da uzun bir rota yaptık. Haftaya yeni bir şehirden, yeni bir rota ile tekrar görüşmek umuduyla iyi kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun. Benim de birazdan çayım demlenmiş olur. Rüzgarla birlikte hızlıca yandı. Odunlar da kuru olunca. Thank you.